İyi Parti, İyi Parti'nin en önemli önceliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir. Terörle mücadeledeki kararlılığımız, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığımız kadar kesin ve tavizsizdir. Hangi bedelleri ödeyerek milletimizi, devletimizi bir ve beraber ayakta tuttuğumuzun idrakinde olan bir parti olarak terörden medet uman, terörü öven, seven, metheden, birliğimizi bozan hiçbir eyleme bu aziz vatanda asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Bununla birlikte seçilmiş olmak, seçilenlere her şeyi yapabilme selahiyeti tanımak anlamına gelmez. Seçilmiş olmak bir suç işleme imtiyazına dönüştürülemez. Demokraside seçilmiş olmayı her istediğini yapabilmeye payanda haline getiren bir yönetim savrulmasına bizzat hukuk engel olur. Demokrasi ve hukukun millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı olması hukukla kayıt altına alınınca hukukun üstünlüğü ilkesine sadakat borcu bir devletin yönetim iradesini temsil eder. Eğer bazı idarenin bazı eylemleri terör ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilme şeklinde beyan edilmişse yapılan idari işlemler doğruluk karinesiyle devlete ve hukuka itimadı sarsmayacak şekilde yapılmalıdır. Eğer bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunun somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hal kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların kazananlarına mazbata verip 4 ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletinize izah etmek mesuliyeti bizzat iktidarındır. Bu çerçevede 23 Haziran seçimlerinde terörist başı Öcalan ve kardeşinin bizzat Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak kullanılma teşebbüsü bugün yaptığınız işi anlamsızlaştırmaktadır. Terörist başı Öcalan ve kardeşini son seçimde meşru bir aktör olarak kullanma teşebbüsü 1984'ten beri PKK ile yürütülen terör mücadelesinde bizzat yöneticiler tarafından oluşturulan zafiyetlerin en büyüğü, kırılmaların en sorumlusudur. Bu iç politika gelişmeleri Suriye'nin kuzeyinde gündeme gelen ve detaylarına henüz tam vakıf olmadığımız yeni gelişmelerin bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine inancımızla dikkatleri buraya odaklayarak değerlendirme olan inancımızı da söylüyoruz. Suriye'nin kuzeyinin Kuzey Suriye olma tehlikesinin vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini tehdit edecek önemli bir merhalede olduğunu gözlemlemekte ve bu gelişmelerin sonuçlarını hassasiyetle takip etmekteyiz. Kaygımız güney sınırlarımızın ötesindeki gelişmelerin sonuçlarını oyuncuların stratejik tanımlanmış hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam etmekte oluşları ve iktidarın da beyanlarının aksine maalesef Fırat'ın doğusunu hedef alan malum bir senaryonun figüranı durumuna düşmüş olmasının kaygılarıyla bu cümleleri kurmaktayız. Oysa ki terörle mücadelenin en önemli merhalesi içerideki amansız takip kadar sınırlarımızın hemen yanı başında kurulacak bir uydu devletin kurulmasına müsaade etmemektir. Biz İyi Parti olarak ülkemizin bugününe ve geleceğine sahip çıkmak amacıyla sorumlulukla hareket etmek durumundayız. Bu anlayışla Türkiye'de devletimizin ve milletimizin hukukun üstünlüğünün teminatı altında yüksek kaliteli bir demokrasinin güçlü bir ekonomiyle dünyayla rekabet edilebilecek bir düzeye erişmesi için alın teri dökeceğiz. Ülkemizde her geçen gün yaşanmakta olan hadiseler bize kendimizden başka tutunacak hiçbir dalımızın olmadığını ihbar etmektedir. 82 milyonun
birbirine kardeş, bir ve beraber edecek yeni bir yönetim anlayışı ile devleti ve milleti hizmette devralacak yeni bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır. İyi Parti böyle bir hedefi gerçekleştirmek için hazır olup bu gaye için çaba göstermektedir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınızı alayım. Buyurun. Gökhan Bey, buyurun. Efendim, üç belediye kaymakamı sanıyorum. Evet. Değindiğiniz zaman daha çok şöyle eleştiriler var kaymakamları ile ilgili. Yargı kararı olmadan bu kaymakamların yapıldığı yönünde. Daha çok yargı kesin bir karar vermedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu hususun ne temeli tarafları var. Demokrasiyi muhafaza edeceğiz diye teröre iltimas tanımamak, terörün beslenme havzalarını kurutacağız diye hukukun üstünlüğü ilkesine halel getirmemek, bu mahareti göstermek kabiliyetidir. Devlet etmek, hükümet etmek kabiliyeti. Dolayısıyla burada problemli olan alan şudur. Anayasanın ilgili maddelerinden alınmış bir selahiyettir bu. İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufuyla kullanılan bu selahiyet aslında anayasada tanımlanmış bir selahiyettir. Lakin hükümetin bu kabil tasarrufları kullanmasını gölgeleyen iş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde yeni tecrübe ettiğimiz bu sistemin mesela 31 Mart seçimlerinde peşinden yenilenen 23 Haziran seçimlerine kadar olan süreçte kaybedildiği için kayyum atanan bir sürecin peşinden olunca keyfilikten kayyum atandığına dair bir duygunun olduğu İstanbul seçimlerinden sonra gelen bu kayyum ataması da aslında muhalefete gösterilen bir sopa gibi propaganda edildi. Şimdi burada esas mevzu şudur. Terörle iltisakı, terörle irtibatı ya da terörü desteklediğine dair soruşturması devam eden bu malum belediye başkanlarının bir tanesini Devlet Bey'in ricası üzerine Tayyip Bey'in de oluruyla dışarı çıkaran hükümettir. Zaten soruşturmasına konu olan işin ceza kapsamı içerisinde cezaevinde olan birisine dışarıya çıkabilirsin selahiyeti tanınmış. Hastalık sebepleri bahane edilerek dışarıya çıkma sürecini peşinden adaylık müracaatı takip etmiş. İlgili şahsın ihal kağıdı savcılıktan verilmiş. İlgili şahsın seçmen listelerinde aday olması ilan edilmiş. Sonra propagandasına imkan verilmiş. Sonra bu propagandaların neticesinde belediye başkanlığı kazanılmış. Kazanılmış belediye başkanlığının mazbatası takdim edilmiş. Sonra bu süreç içerisinde cezaevindeki birini sağlık sebebiyle dışarı bırakıp sonra ilgili bütün yasal süreçler içerisinde ihal kağıtları ve listelerde onay verip 3-4 aylık yönetimde kendisine imkan verecek mazbata da takdim edildikten sonra soruşturma var gerekçesiyle el çektirilmiş. Şimdi bu aradaki süreci hükümetin izah etmesi lazım. Hükümetin sırası gelince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetmek gibi bir imtiyazı kendilerine teslim ettiği HDP'nin terörle iltisakını tespit edebildiği tek yer bu üç belediye midir? Yahut kayyum atayarak terörü desteklemelerine mani olmaya çalıştıkları bu organizasyonlar içerisinde. Mesela Abdullah Öcalan'ı televizyona mektup yazdıralım. Devletin başında ona yazılmış metni yorumlattırarak seçim sonuçlarını değiştirelim kararını veren, devlete bu aklı veren kişiyi görevden alıp ilgili kurumun başına kayyum atamayı düşünmüş müdür mesela hükümetimiz? Dolayısıyla bu kayyum meselesini idari bir tercih olarak uygularken göz önünde bulundurmamız gereken şey şudur. Biz teröre en ufak bir iltibas, çocuklarımızın canında parmak izi olanlara en ufak bir tolerans tanıyamayız. Lakin Türk demokrasisinin kalitesini devlet millet düşmanlarının aleyhimize propaganda yapacağı işlere de imkan tanımamalıyız. Yani bizim bu cümlelerimizin içerisinden özellikle hassasiyet göstererek söylüyorum. Cımbızla çekilmesin. Söylediğimiz şeylerde ilgili hassasiyetlerimiz terör seviciliğine hamledilmesin diye cümleleri özenle seçe seçe konuşuyorum. Yani teröre sonuna kadar amansız takip, teröristlere nefes alamayacakları bir hukuki mücadele,
Ama demokrasinin standartını düşünmeyecek bir yönetim bahareti göstermek zorundayız. O yüzden bu ikisini bir arada yapabilmek kabiliyetidir devleti, devlet yapan. Bizim terörle mücadelemizi hukukun üstünlüğü ilkesine halel getirmeden yapabilmek kabiliyetimiz, devletimizin aslında bu sorunlu coğrafyayı yönetebilmek kabiliyetine alamettir. Esası budur. Biz şimdi kayyum atanan belediyelerden soruşturma süreçleri devam ederken de anayasanın ilgili yetkisini İçişleri Bakanı kullanarak böyle bir görevden uzaklaştırma iradesini kullanabilir. Burada esas soru şudur. 4 aydır görevde olan bu belediye başkanlarını bugün görevden uzaklaştırmanız, eğer bir yargı kesinleşmiş yargı kararıyla cezaeviyle buluşmuyorsa sadece uzaklaştırmanın aciliyeti Türk demokrasisinin karnesini zayıflatma teşebbüsüne sizi mecbur eden şey nedir? Esası budur. Yoksa asla üniter yapımızı bozacak eş başkanlık dahil, efendim devletimizin yetkili kurumlarının, kurullarının terörle iltisakını tespit edip ilgili belediyelere bunların listelerinizde olmamasına dair verdikleri bilgiler dahil, bir hukuk tanımazlıkla devlete meydan okumayla birleşmiş bir yönetim fetişizmine tolerans tanınmasın. Ama hukuk ülkesi olduğumuz ilkesi de unutulmasın. Türkiye'yi, Türk devletini bu topraklarda yıllardır ayakta tutan şeyin hukukilik olduğu unutulmasın. Bizim devletimiz kuralla, kanunla, nizamla idare edilir. Efendim kanunlarımızın hepsi adil olmayabilir. Ama adil olmayan kanunları delmek bizim teşebbüs edeceğimiz bir şey değildir. Kanunlara riayet edilir, adil olmayanları yine parlamento vasıtasıyla düzeltilir. Efendim kanun adil değil, o zaman biz bunu delelim teşebbüsü bizi devlet olmaktan çıkarır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'deki arkadaşlarımıza, seçildiniz diye her şeyi yapamazsınız diye muhalefet edenlerin bu cümleden olmak üzere kendilerinde hizaya çekmeleri gerekir. Tayyip Bey'e ve AK Parti'ye seçildiniz diye her şeyi yapamazsınız diyen biz muhalefet partileri seçildik diye bir millet iradesi fetişizmi oluşturamayız. Efendim biz seçildik diye terör seviciliğine seçilmiş olmamızı payanda haline getiremeyiz. Dolayısıyla Türkiye bir hukuk devletidir. Kuralla kaideyle yönetilir. Kurallar delenlerin riayet edeceği, karşılaşacağı cezalar yine kurallar bütünü olarak karşımızda durur. Dolayısıyla bunlar içerisinde bizim parti olarak tek hassasiyetimiz ekonomimizin genel durumunun da demokrasimizin kalitesiyle ilgili olduğunu unutmadan Türkiye'nin demokrasi karnesini zayıflatacak bu tür tasarrufları yaparken bu tasarrufların idari siyasi sonuçlarını yönetebilme kabiliyetimizi de göstermek zorundayız. Yani sadece siyasi iradenin göstermiş olduğu bu görevden alma iradesi seçilseniz bile sizin burada seçilmenize razı olmazlar aleyhine bir propagandaya dönüştürülmesin. Devletin, milletin aleyhine, Türk milletinin, Türk devletinin aleyhine uluslararası organizasyonlarda cümle kuranlara malzeme verilmesin. Hassasiyetimiz budur. Yoksa bir tolerans, bir terör toleransı, bir terör müsamahası asla partimizin tevessül edeceği bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletiyle bir ve beraber etmek mesuliyeti anayasayla kayıt altına alınmış bir mesuliyettir. Partiler kuruluş umdelerine sadakat göstermek zorundadırlar. Öyle cümleler kuruldu ki seçim satında kurulan cümlelerin içerisinde bu 3 belediye değil bütün belediyeleri ilzam edecek kadar hüküm cümleleri vardı hükümetin kurduğu. O cümleleri kuran hükümetin yapmak zorunda olduğu işler vardır. Onları yapsınlar. Madem iradelerini böyle beyan ettiler, böyle yapsınlar. Dolayısıyla Türkiye'de milletin demokrasiden ümidini kesecek hamleler yapılırken sonuçlarını yönetebilmek, bunun komplikasyonlarını yönetebilmek imkanına da bakmak zorundayız. Kısaca çerçevesini çizmeye çalıştığım husus, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü hale getirmeden de Türk devleti terörle mücadele edebilir. Teröristlere nefes aldırmadan milletin huzurunu temin edebilir. Burada ne demokrasimizin kalitesini düşürelim, ne de teröre taviz verelim. İkisini maharetle yapabilme işine devlet etmek, hükümet etmek denir. Hükümetimizin bu anlamda iradesinin biraz sorunlu olduğunu düşünüyoruz biz. Yani İstanbul seçimlerindeki kayyum atama tercihinin keyfiliği, bugünkü kayyum atama sürecindeki hukukiliği gölgelemiştir. Bence, bizce.
Evet. Buyur. Şöyle genel olarak ben böyle tanımıyorum, gelmiyorum, gitmiyorum, meşru görmüyorum. Bu kabil tepkileri problem çözme kabiliyetimizi yakışmaz görüyoruz biz. Yani tanımazlıkla problemleri çözemeyiz. Külliyede yapılan programa katılmaktan çok yapılan programda hukuki perspektifimizin ne olduğunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani katılmaktan çok ne dediğiniz, hangi hassasiyetlere dikkat çektiğiniz, neyi kusurlu gördüğünüz, neyi yanlış yapıldı diye ikaz ettiğiniz daha önemlidir. Yoksa yeni tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim merkezi külliyedir. Dolayısıyla devletimizin 82 milyonluk bir ülkenin şu anda oylanmış, millet vicdanında oya sunulmuş neticeleri itibariyle de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir modelle yönetiliyoruz biz. Tanımıyorum, işte uymuyorum, gitmiyorum, gelmiyorum falan gibi cümleler memleketin mesuliyetini taşımak isteyenlerin cümleleri değildir. Gidersiniz, gözlerinin içine baka baka neyin kabahat, neyin kusur olduğunu söylersiniz. Neyin eksik, neyin yanlış olduğunu söylersiniz. Neyi yapmaları gerektiğini söylersiniz. Kabalık etmeden, nezaketsizlik etmeden memlekette neyin yanlış olduğunu, biz olsak neyi yapardık cümlelerini kurarsınız, dönersiniz. Yani ben usulen değil de esasen bu işlerin konuşulma şekline daha çok dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Parti olarak da biz meseleleri, biz memleketimizin hayrına olduğuna inanılan işler cümlesinden görüyoruz bunları. Yani şöyle bakmak lazım. Efendim kararı millet veriyor. Son tahlilde biz endişelerimizi dile getiriyoruz ama hakem millet. Millete gidiyoruz, milletimiz ne ile nasıl idare edilmek istiyorsa onu seçiyor. Biz ne milletimize küsebiliriz, ne de mücadeleden vazgeçebiliriz. Kendi hassasiyetlerimizi milletimize bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Demokrasimizin hukukun üstünlüğü ilkesiyle taşlanmasını istiyoruz. Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını hassasiyet olarak ifade ediyoruz. Efendim kuvvetler ayrılığını çok önemsiyoruz. Denge denetim mekanizmalarının kurulmasını, bu mekanizmalar altında devletin bireye, bireyin devlete karşı haklarını muhafaza edebilecek, herkesin birinci sınıf vatandaş olacağı bir ülke hayal ediyoruz. Bu hassasiyetlerimize konu kürsülerin nerede olduğuna bakmaksızın her yerde bu hassasiyetlerimizi dile getiriyor. Milletin vicdanında karşılık bulacak gücü devlete hizmet etme imkanına dönüştürmeye çalışıyoruz. Hepsi bundan ibarettir. Giderdim, gitmezdim, gelirdim, gelmezdim, boykot ederdim. Müstakil bu iradeyi beyan edenlerin kararıdır. Bizim devletimizin, milletimizin meselelerini çözmek sorumluluğumuz vardır. Muhataplarımıza gözlerinin içine baka baka kendilerini ev sahibi saydıkları her yere giderek ifade etmeyi doğru buluyoruz biz. Dolayısıyla hani şekil olarak usulü değil de esası gözden kaçırmayalım diye söylüyorum. Türkiye'de yargının üzerinde yeni denediğimiz modelin menfi tesirleri olduğunu düşünüyoruz. Yeni modelin yargı bağımsızlığını birazcık gölgelediğini düşünüyoruz. Yargının tarafsızlığına halel getiren bir modelin uygulamada problemleri olduğunu düşünüyoruz. Problemler olduğunu düşünüyoruz da küsmüyoruz yani. Efendim tanımazlık etmiyoruz. Neticede bu yanlış. Bu yanlışı millete bıkmadan, usanmadan anlatmaya, parlamentoda sesimiz çıktığı kadar bunlarla ilgili kamuoyunun dikkatini çekmeye gayret edeceğiz. Hepsi bu. Teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? Sopa göstermeye dönebilir mi? Şimdi muhalefetin aslında HDP dışında kalan muhalefetin yani Millet İttifakı'nın iki unsurunun bazı cümlelerin arasında satır aralarında bu dediğiniz hassasiyet vardır. Yani bu aslında kazanılamayan belediyelerin kayyum atanarak siyasi sopaya dönüştürülerek terbiye edilme süreci midir diye endişe cümleleri biraz kuruluyor. Bazıları bu endişeleri şuna dönüştürdüler. Onu da paylaşayım sizinle. Bu AK Parti'nin yönetim yılları içerisinde kayyumluk bir demokrasi rükni haline getirildi. Kayyumluk müessesesi
galiba bizim hükümetimizin fasılalarla da olsa tevessül edeceği bir yoldur. Biz bu kayyumlarla yaşamaya alışacaksak, bu kayyumluk kurumunu da acaba seçim satına mı taşısak? Yani münhal kadrolar oluştursak, seçsek bunları, ilgili zamanlarda kayyum olarak atanacakları da seçsek mi diyen arkadaşlarımız var. İşin latifesi bir tarafa, biz bu kayyumlarla yaşayacaksak, atanmışlar, seçilmişlerin başına bela olmasın cümlesinden ikrah etmişsek şayet, acaba diyorum Türk Kayyum Kurumu diye, TKK diye bir şey kurup, ondan sonra bu kurumun içinde seçilmiş münhal durumda bir kadroyu hazır edip, ilgili şartlarda atanmış olmak gibi bir töhmetin altında bırakmadan, ya o kayyumlar da seçilmiş falan gibi bir rehabilitasyona mı ihtiyacımız var diye düşünmeye başladı. Doğrudur, böyle endişeler vardır, böyle cümleler kurulmuştur seçim satında. Bir takım belediyelerin, Ankara ve İstanbul'u kastederek söylüyorum, efendim birisine ordu, birisine de işte şahsına açılmış bir dava dolayısıyla acaba bu kayyum atama bir yol olur da burada muhalefeti susturmak için bir terbiye mekanizması haline, bir sopa haline dönüştürülür mü diye bir endişe vardır. Herkes kendine yakışanı yapar. Biz mücadele edeceğiz. Hukuk içerisinde mücadele edeceğiz. Hükümet kazanamadığı belediyeleri kayyum atayarak almak gibi bir teşebbüsün içerisinde olursa, yani terör iltisakı falan müstesna, ben böyle bir şeyi meşrulaştırmıyorum. Bizim belediyelerimizi kastediyorum. Yani Millet İttifakı'nın belediyelerini kastediyorum. Bunlarla ilgili hükümetin böyle bir şeye tevessül edeceğine inanmak istemiyorum. Çünkü bu bambaşka bir zafiyete sebep olur. Koca Türk Devleti'ni bunca yıllık devlet tecrübesine rağmen uluslararası camiada rezil rüsvaya eder. Böyle bir şeyi ne Türk ekonomisinin, ne Türk demokrasisinin, ne Türk devletinin kaldırabilme imkanı yoktur. Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Bunu sadece hükümetin seçim satında kullandığı problemli dilin yansımalarına dair bir endişe gibi görüyorum. Akla getirmemek lazım böyle şeyler. Böyle konuşulabilir hale getirdiniz mi? Normalleşiyor. Acaba peşinden İstanbul mu, Ankara mı var falan gibi cümleleri akıllarına getirmeyelim. Bu ara bizim arkadaşlarımızın cümlelerini çok sağlıklı görmüyorum. Hükümet adına konuşan arkadaşlarımızın cümleleri çok sağlıklı değil. Dolayısıyla bizim böyle bir endişemiz yok. Ama bazı gazetecilerin cümlelerinin arasında, bazı siyasilerimizin endişeleri arasında bu dediğiniz var. Ama bizim öyle bir endişemiz yok. Olursa da kendilerine yakışanı yapmış olacaklar. Herkes kendine yakışanı, devletine, milletine yakıştırdığını yapsın. Siyaset er meydanıdır. Milletin teveccüh ettiği, milletinin hizmetini görecek olanların görüldüğü meydandır. Bu meydanda biz milletimizi nasıl bir Türkiye'de yaşamak mesuliyetiyle hizmetine talibiz cümleleri kurarak kendi teveccühümüze, kendilerinin teveccühüne davet ediyoruz. Milletimizin bizim Türkiye tasavvurumuza teveccüh göstermesini istiyoruz. Hükümet de 17 yıldır iktidarda, yaptığı ortada, yapacakları ortada. Dolayısıyla böyle daha ihtimaller dahilinde olmadan böyle bir takım komplikasyonlara sebep olacak cümleler de kurmuş olmayalım. Var mı sorunuz arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Bundan sonra beraber olacağız herhalde. Daha çok beraber olacağız. Gündem memlekette çok hızlı hızlı değişiyor. Ağırlaşan şartlarımız, sorunlarımız var. İnşallah güzel bir beraberliğimiz olur. Zaman zaman kahrımızı biraz fazlaca çekeceksiniz. Peşinden söyleyeyim, kusurumuza bakmayın. Biz yeni kurumsallaşıyoruz. Partimiz bir kuruldu, bir yıl oldu. Birkaç seçim atlattı. Dolayısıyla bu kurumsallaşma sürecimizin bazı handikapları olur. Bu arada sizin tahammülünüzü istirham ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.